Günaydın arkadaşlar, merhaba. Bugün 20 Nisan Salı, size bir makyajını göstermek için yollara düştüm. Sesimin kartlığından anlayacağınız üzere gerçekten yeni uyandım. 7'de uyudum, 9-9.30 gibi şu an uyandım ve yollara düştüm. Kendim için tabii ki de bir şeyler alacağım. Kalyon'un bu tırnak şeyini falan alacağım. Bakım, işte tırnak sertleştirici mi ne öyle bir şey. Vallahi hala uyanamadım. Her neyse, bir giriş çekmek istedim. Yani dedim o kadar da değil, bir giriş çekeyim illaki. Bir gün içinde açarım size. Umarım bir Monda açılıyordur. 9'da açılırsa zaten kalyon malyon hiçbir şey alamayız. Hadi bay bay. Göstermemişim ki. Tek bir insan bile yok neredeyse. Tekrardan günaydın. BİM'de görüşürüz. Sizle BİM'de görüşürüz deyip kamerayı açmam. Nasıl bir kurtluğum ya. Her neyse, havanın bu kadar güzel oluşu ve benim bu böyle hayat enerjisizliğimle alakalı konuşmak için açtım. Çünkü daha yoldayım ve saat 9.57. Dediğim gibi umarım BİM 10'da açılıyordur da bize de bir kalyon malyon kalır. Birkaç tane. Haydi. Bu sefer gerçekten kapatıyorum. Çünkü şu köşeyi dönünce BİM. Bay Size bay. BİM'de görüşürüz diyorum. Videoyu kapatamıyorum. Bu sefer de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Havayı o kadar övdüm. Çok güzel dedim. Güneş dedim. Güneş kremi sürmeyi unutmuşum bu sefer de. Ay. Neyse. Hemen eve gideriz artık. Çok oyalanmayız doğrusu. Bugün şey de yapacağız. Ben doktor randevumdan çıktım dün. Onun ilaçlarını da alacağız. Güneş de bayağı ters geliyor ya. Umarım görünüyorumdur en azından. Şunları hemen gözüme kestirdim. Şu kalyonumu şunu almak istiyordum zaten ve diğerleri de zaten duruyor. Şöyle devamını göstereyim. Bayağı kalmış. Şunları unutmuşum ya. Şunlardan da birer tane almak istiyorum. Tedavi bitince artık istediğim gibi kullanırım ama tabii bir iki tane, yani o kadar da abartmam ben de. Şunlar da var. Bir tanesini almayı düşünüyorum, yani bir iki tane, artık kaç tanesini beğenirsem. Tedavi bitince kullanırız artık. Şunu almaktan vazgeçtim sanırım ya. Yani çok da gerekli olmadığına karar verdim. Şu şampuanın da boyutu çok iyiymiş. 750 milim. Şunların da görüntüsü çok güzel. Arkadaşlar, benim aşırı kalabalıktım. İstediğim gibi hiçbir şey çekemedim çok, ama hani ürünleri aldım, böyle boşluk bir kenarda, böyle size birkaç bir şey söylediğimi biliyorum. Şimdi eczaneye gideceğiz. İlaçlarımı alacağım. Eve gideceğim. Bu videoyu düzenleyeceğim. Hemen yükleyeceğim. Tabii eve giderim, belki videoyu düzenlerim. Bakarım, video çok kısa oldu. Hani 5-6 dakikadan bile kısa olmuşsa mesela. Ürünleri de deneriz. Tabii ki maskeyi falan deneyemeyiz ama en azından tırnak sertleştiriciyi falan böyle bir süreriz. Hani bir etkisine, anlık etkisine falan bakarız. Şimdi ben hızlıca eczaneye gideyim. Hem de sizi tutmayayım. Hoşçakalın. Arkadaşlar, ilaçlarımı da aldım. Şimdi Hakmar'a girdim. Bilmiyorum, bakınmak için girdim gerçekten. Gerçekten Hoşçakalın. bakınmaya girdiğimi söylemiştim. Hiçbir şey yok. Neden böyle küçük yerde yaşamanın gazabını ben çekiyorum? Çok seviyorum gezmeyi, böyle değişik yerleri, ama nasip. Hemen eve gideyim. Zaten videonun başında söylemiştim sanırım. Güneş kremi sürmeyi unutmuşum. Güneş de böyle yaldır yaldır geliyor. Bak, maskenin bir koruyuculuğu yok güneş konusunda, ama yine de şöyle bir kapatayım. Arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şimdi ben eve geldim. Videoyu düzenledim. Fakat 4,5 dakika falan olmuş. Yani onu da koyamazdım. Sonra dedim ki, videoda da söylemiştim zaten. Kısa olursa video, hemen eve gelince videonun devamını çekeyim ki o kadar da boş bir video olmasın diye. Eczaneye gittim demiştim. İlaçlarımı aldım. Onları da göstereyim şöyle.
Bu ayda 50 miligram kullanacağım, değiştirmedi doktor. 50'den yukarı zaten kullandırmayacağım dedi. Sonrasında ben şu Kalyon'un tırnak sertleştiricisini aldım. Bunu deneyeyim. Şimdi şöyle ben iki tane... Ay kağıt maske değil sandım bunlar. Ben sırf kağıt maske diye aldım bunları. Çünkü kağıt maske kullanmayı çok seviyorum. Şöyle iki tane. Ben bunların özelliklerine göre aldım açıkçası. Videoda da gösterdim zaten. Portakallısı, narlısı, aloe veralısı falan da vardı. Toplam 5 çeşitli görebildiğim. Bu salyangozlu olan nemlendirici maske. Cildi iyileştiren, canlandıran, cilt tonunu dengeleyen ve arttıran salyangoz musini içerir diyor. Ben içeriklerine bakarak aldım açıkçası. Bu kokonat maskesi de nemlendirici maske, hem serinletici ve yoğun nemlendirici etkileriyle ünlü Hindistan cevizi suyu hem de cildinizdeki nem seviyesini uzun süre korumaya yardımcı olan Hindistan cevizi yağı içerir diyor. Dediğim gibi bunları içeriklerine bakarak almıştım. Şöyle küpelerimi hemen çıkarayım. Bu arada video içinde sürekli mikrofonla alakalı sıkıntılar olmuş. Şöyle bir bileklik. Bunu ben sürekli görüyordum çiçek sepetinde falan. Bakalım nasıl takacağız. İşte beceremem böyle şeyleri. Tek başıma takmayı. Fiyatı çok fazla değildi. 6-7 liraydı sanırım ve BİM'in ürünleri şey yapmıyor. Kararma yapmıyor. Rahatla alabilirsiniz. Mesela boynumdaki kolye Şubat ayında, videoma bakarsanız 9 Şubat'tı sanırım. Takamadım bir türlü. Her neyse şöyle göstereyim. Bunun altınları falan oluyor ama yani bileklik. Ben bir de seviyorum. Çünkü altına o kadar para verince sürekli onu takma mecburiyeti gibi oluyor. O yüzden imitasyon olsun. Yani 3-5 farklı çeşidim olsun. Değişik takayım mantığındayım. Şimdi bu hangi tarafa? Şöyle aşağı doğru mu? Yukarı doğru mu? Biz bir yukarı doğru takalım. Şöyle. Aa, değişik oldu. Bakalım diğerinde. Aslında aşırı büyük değil ama benim kulağım çok aşırı büyükmüş gibi durdu. Ay, saçlarıma bak, böyleymiş resmen. Hiç de bakmıyorum kendime. Buraya da takayım. Bakalım bütünlük nasıl olacak. Böyle mi? Böyle mi? Biz iki türlü de takarız yani. Bir öyle takarız, bir böyle takarız. Dediğim gibi bunların altınlarını görüyordum hep. Bir de dedim ben alayım. Ay, bu oje gibi kokuyor. O tam olarak oje gibi kokuyor yani. Bakalım bir farkı olacak mı? Ay, aşırı yaktı parmağımı ben. Daha yeni soymuştum onu. Yalnız böyle parlatıcı gibi. Hani öyle herhangi bir farkı yok. Ama bu nasıl kullanılır onu bilmiyorum bu arada. Hani sürüyorsun sonra siliyor musun? Nasıl yapıyorsun? O konuda bir bilgim yok. Sizinle birlikte göreceğim ben de. Ama bu ürünü 8.95'e aldığım için kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Bu arada BİM'den aldığım bugünkü ürünler bu kadar. Aslında şimdi Kalyon markası çok da uygun fiyata geldi. Bu tırnak kenarları için yumuşatıcı, oje kurutucu, peeling mi? Öyle bir şey de vardı sanırsam. Alınabilirdi aslında ama ihtiyacım yoktu. Tırnak kenarları yumuşatıcı Hunca Life'tan vardı. Bir tane kocaman var sonuç olarak, hani Hunca Life'tan gelen. Müsriflik olur diye düşündüm. Sırf Kalyon olsun diye almak istemedim. Çünkü bunlar böyle uzun süreli kullanılacak şeyler. O yüzden gerek duymadım. Sadece bunu aldım. Dediğim gibi farklı ekstra bir şey almadım. Tekrar söylüyorum, video boyunca mikrofonun üzerimdeki montun böyle fermuarına sürekli sürtmesinden dolayı çok rahatsız edici bir ses çıkmış sanırım.
Artık onun için tekrar tekrar kusura bakmayın diyorum. Ürünleri denedik. Siz neler beğendiniz, neler aldınız ya da bu videodan sonra hemen gidip alacak mısınız? Benim favori ürünüm bu ve bu oldu. Küpeler içinde şöyle söyleyebilirim. Düz mesela beyaz bir şey giydiniz. Bu küpeleri taktığınız zaman çok da şık olacağını düşünüyorum. Ben o amaçla aldım açıkçası. Siz nasıl kullanırsınız bilemem. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve sizin için hemen çekip düzenleyip videoyu yükleyeceğim. Siz de gidip ürünlerden alabilirsiniz. Dediğim gibi bunları falan kalyon ürünlerini bitirmemişler. Çok şaşırdım. Bir sürü de kız vardı gerçekten. Ama herkes pijamalara koşmuştu. Terliklere falan koşmuşlardı. Doğrusu 22,5 lira yani ucuz gibi de diyebilirim. Çünkü önceki videomda uygun fiyat falan demiştim. Ama ürünleri gördükten sonra böyle biraz kalitesizdi ürünler. O yüzden 22,5 lira para vermeye değmezdi diye düşünüyorum. Normal pazarda 10 liraya alırsınız o terliği yani öyle söyleyeyim. Ama Kalyon'un ürününü alabilirsiniz kesinlikle. Ve maskelerden de umudum yüksek. Kore markası. İnternete bakarsanız zaten fiyatları bayağı bir yüksek. Bir de şunu tekrar göstereyim. Beğendim yani. Dediğim gibi videom bu kadardı. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda da belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.